Evet Sayın Aksakal, ben başlayayım istiyorum. İsmail biraz nefeslensin. Laiklik Türkiye'nin aşil topuğudur. Oradan vurulursa Türkiye Cumhuriyeti çöker, dağılır demişti Ecevit. Laikliği Türkiye'nin en hassas noktası ve ulusal birliğin güvencesi olarak görmüştü. Sizse toplumu inançları üzerinden kutuplaştıran bir iktidarla beraber olmayı tercih ettiniz. Yetmedi, muhalefete inanç üzerinden yüklenip küffar dediniz. Burada bir tutarsızlık yok mu diye sorarak başlamak isterim. Peki. Şimdi öncelikle betimlemenizi kabul etmediğimi söyleyerek başlayayım. Hangisini? Küffar kelimesi benim konuştuğum yerde ve konuşmamın içeriğinde ne Türk halkına, ne seçmene, ne de herhangi bir siyasi partiye söylenmiş bir söz değil. Kime söylediniz? Burada açıklık Bakın getirelim. Ben bunun tabii soracağınızı tahmin ettiğim için yine Millet İttifakı içerisinde yayın yapan bir gazetenin yazarının sözü. Geçen asrın başında küffar yurdumuzu işgal etmişti diyor. Biz İstiklal Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin bu toprakların işgali süresince burayı işgal eden devletleri küffar diye tanımladı zaten Türk milleti. Oradaki tanım tamamen oraya yönelik bir tanımdı ve dikkat ederseniz orada da vatanımızı diyor. Ben hükümeti küffara teslim etmeyiz demedim ki. Küffarın zaten hükümeti ele geçirme gibi bir niyeti yok. Devletimizi bölüp parçalayıp ele geçirme gibi bir niyeti var. Bunun maalesef bir demagojiyle vatandaşa kendilerine çıkar yapmaya çalışan bazı siyasetçilerin, yani bunlardan üzülerek söylüyorum, yani entelektüel derinlikten de mahrum kalmış bazı siyasetçilerin, hani kendilerini stratejik derinliklerin içerisinde kaybetmiş tipler var ya, bunlar halka söyleyebilecekleri çok fazla bir şey olmadığından bu ipe sarılmaya çalıştılar. Oysa biz anti-emperyalist bir siyasetin temsilcisiyiz. Peki ne zaman küffara teslim edilmiş oluyor size göre? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim bölgemiz üzerindeki heves ve hayalleri bazı aktörler eliyle, bunun içerisine bugünkü siyasi yapılardan bazılarını, terör örgütlerini koyarak sonucu ortaya çıkardığımızda, eğer bu topraklar bölünürse, işte bu federasyon talebiyle efendim yerel yönetimler özellikle şartının hayata geçirilmesi sonrasındaki hatırlayınız HDP'nin temsilcileri, eş genel başkanları ne diyorlar? Suriye'de statüyü elde ettik, sıra Türkiye'de diyor. Suriye'de elde ettikleri statü gibi Türkiye topraklarında yeni bir statü oluşturmaya çalışırlar ve bunu gerçekleştirirlerse işte o zaman küffar bu topraklara postalını basmış olacak. Sayın Başkan, tam olarak öyle değil ifadeniz. Dinledik şimdi. Söyle bir daha dinleyelim. Dinleyelim. Hatta varsa bir iki dakika öncesini de dinleyelim. Ben de dikkatli dedim neyi kastettim. Çünkü açıklamanızı daha önce dinlemiştim. Bir daha alalım. Önümüzdeki 14 Mayıs'ta inşallah vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz. Hep birlikte kol kola, omuz omuza bayrağımızı şanlı gönderinde dalgalandırmaya devam ediyoruz. Mayıs ne günü Sayın Başkan? 14 Mayıs'ta 14 ne oluyor? 14 Mayıs Türkiye'de seçimlerin yapılacağı seçimlerde gün. Seçimlerde o zaman rakipleriniz kafirler mi oluyor? Hayır. Rakiplerimizi destekleyen küffarlardan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başta, Avrupa Birliği ülkeleri başta. Hatırlayın Biden kendisi bile seçilmeden daha bir yıl öncesinden ne demişti? Bundan sonra Türkiye'de ve bizim gibi ülkelerde silahlı darbelerle iktidarları değiştirmeyeceğiz. Muhalefeti destekleyerek değiştireceğiz demişti ve bu organizasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu eğer görmek istemeyen bir kesim varsa o onların sorunu. Sayın Başkan, 14 Mayıs'ta seçime girecek olan Amerikalılar değil. 14 Mayıs'ta seçime girecek olan muhalefetle iktidar ya da diğer adaylar. Ve destekleyenler. Bu size göre spekülatif diyorum. Siz öyle iddia ediyorsunuz. Siz de tersini iddia ediyorsunuz. Tabii işte. Ederim çünkü yani şöyle aynı Amerika'yı sizin de aynı Amerika uzun bir süre boyunca belki bugün hala Amerika'da bazı lobiler AK Parti'yi destekliyorlar. AK Parti'nin politikalarını destekliyorlar. AK Parti Amerika'nın gözüne girebilmek için herhalde gerçekleştirmediği şirinlik kalmadı. AK Parti Biden'dan da. Anladım Trump'dan da yani da. Söylemek istediğinizin sonunda DSP'nin de Amerika tarafından desteklenerek iktidara getirildiğine nokta gelecekseniz orayı kabul etmem. Yok hayır hayır onu söyleyeyim. Nereden geldi? Ben AK Parti'nin burada avukatı değilim, savunucusu da değilim. Hayır, birlikte ben yol yürüdüğünüz bir parti şöyle başkan olarak. Siz dediniz ki şimdi evet, siz adaysınız. Sayıyorum. AK Parti'nin adayısınız. AK Parti listelerinden Demokratik Sol Parti'nin adayıyım. Sayın Başkan AK Parti'nin adayısınız. Hayır. Siz.
Peki öyle olsun. AK Parti'yi eleştiriyor musunuz? Ama öyle. Tabii ki benim kadar AK Parti'yi bugünkü muhalefet eleştirmemiştir. Şimdi AK Parti'nin adı, şunu anlamak istiyorum Sayın Başkanım. Daha önce mesela sizin yani AK Parti'nin adayı olarak ya da AK Partilerin adayı olmuş bir Demokratik Sol Partili olarak muhalefetin 14 Mayıs'ta rekabet edeceğiniz muhalefeti kafirler ordusu diye niteliyorsunuz. Hayır. Ve onları yanlış orada küfar. Onları kafirler ordusu olarak tanımlamıyorum ben. Küfar kafirin çoğu küfar, Sayın Başkan. Hayır. Amerika, bakın Amerika ve Avrupa Birliği'nin bölgemiz üzerindeki hesaplarını eğer sizler bilmiyorum diyorsanız bunu anlatmak için ayrı bir program yapalım. Sayın Başkan biliyorum. Ama bu bir realite. Bu bir realite. Türk milleti topraklarını işgal eden özellikle 1. Dünya Savaşı'nda o 7 düvele karşı yapılan mücadele karşısındakilere ne demişti bu millet? Küffara karşı zafer kazandık. Bu belki peki, İslam dünyasının bir jargonu olabilir. Sayın Başkan siz laik bir partinin başkanısınız. Dinsiz bir partinin başkanı değil hayır, ben. Hayır, laik bir partinin başkanı. Muhalefeti dinsiz diye itham etmek ancak hayır, geniş bir partinin yapabileceği bir iddiam değil. Kesinlikle ben öyle bir iddiam da olmadı yani. Şimdi bakın ben size dolayısıyla bunu yanlış Sayın anlayan Başkan, da varsa Sayın yanlış Başkan, anladığını bakın, da belirtmek siz, isterim. Siz yani küffar terminolojisini kullanıyorsunuz. Siz 2017 yılında sadece okullarda mescit uygulaması olduğu için laikliğin tehdit altında olduğunu söylediniz. Evet. Bugün hala bugün işlemişsiniz. Evet. Yani mescitler kapatılmalı okullarda. Bakın. Öyle mi? Okulda mescide ne iş var? Tamam bunu AK Parti'ye söyleyin. Mescit caminin olmadığı yerdeki namaz kılma mekanlarına denir. Değil mi? Biz böyle siz öğrendik. Siz demişsiniz ki bu AK Parti'nin yaptığı laik cumhuriyetin en büyük saldırıdır. Teokratik yaşamı dayatmaktır. Tarih. 2017. Tamam. Teokratik yaşamı dayatmaktır. Aynı zamanda AK Parti'yi kısmen de muhalefeti çeşitli işbirliği kurmakla suçluyorsunuz. Yani evet. Şimdi siz mescit uygulamasına teokratik bir saldırı deyip evet. Kendinizi laik cumhuriyetin savunucusu olarak addedip muhalefeti kafir olmakla suçluyorsunuz. Hayır bakın ısrarla orada duruyorsunuz. Muhalefete kafir demedim. Bunu şiddetle reddediyorum. Hayır. Şiddetle reddediyorum. Türkiye üzerinde hayal ve hevesler olan emperyalist güçlere karşı söylediğim bir cümledir. Bunu Türk milleti ta Kurtuluş Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda betimlediği bir... Peki efendim. Kılıçdaroğlu bu şekilde 1937'de ayaklanmanın Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Bugünkü görevi budur. O bölgede özel bir yapıyı oluşturmak için Cumhuriyeti kuran partiye verilmiş bir görevdir dediniz. Evet. Burada sadece sadece Tunceli olduğu için bunu söylediniz. Hayır. Neden söylediniz? Şimdi. Özür dilerim. Önce bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim İpek. Bugüne kadar siz uzun zamandır siyasi lidersiniz. Yani 2016'da mı yarın 2015. 15. 7 yıldır Aralık. Partinin evet 7 genel yıldır başkan. Partinin başındasınız ve genel başkansınız. Ben sizi takip de ediyorum. 7 yıldır bugüne kadar AK Parti'yi hiç bu kadar övmediniz. AK Parti'yi emperyalizmi karşı savaşan odak olarak görmediniz. Bir tane açıklamanız yok. Yani bugüne kadar siz AK Parti'den milletvekili aday olduğunuz güne kadar. 2015'ten önceki dönem diyelim. Hayır ya 2017. Bakın, teokratik yaşam demişsiniz. Bakın o ayrı. Nerede söylemişsiniz? Anti-emperyalist yaklaşım konusunda 2015'ten sonraki süreçte hükümetin özellikle dış politikaya ilişkin bütün tasarruflarına biz destek verdik. Kıbrıs'ta destek verdik. Terörle mücadelede destek verdik. Bunlar da verdiniz doğru. Libya'da ama hiçbir zaman AK Parti bugün Ecevit Dilip gelse AK Parti'ye destek verildi diyerek onu anti-emperyalizmi ve anti-Amerikancılığın kalesi diye görmediniz. Gördüğünüze dair bir beyanınız kale, yok. Ne oldu? Kale lafı nereden çıktı İsmail? Hayır, anti-emperyalizm. Amerika'ya karşı. İzleyenleri yanıltmayalım. Kale lafı nereden çıktı? O zaman düzelteyim. Anti-emperyalizme karşı savaşan bir siyasi parti şu demediniz. Anda, şu andaki devlet AK Parti yönetiminde Amerika'ya karşı ve Avrupa Birliği'nin bizim topraklar üzerindeki hesaplarına karşı mücadele ediyor. Bunu aday olmadan önce bir kere daha söylediniz mi? Çokça nerede söyledim. Söylediniz? Bakın şeylere. Demokratik Sol Parti'nin. Hayır. Aldım. Kendi İpek partinizdeki. İpek önünde internet sitesi var. Buyursun baksın. Vallahi, DSP'nin bütün açıklamalarına. Başkan, gerek yok. DSP'nin açıklamalarına ben baktım. Tamam. Bugüne kadar acaba dedim ki Önder Bey, Sayın Genel Başkan bir kere olsun AK Parti'yi övmüş mü? Bakın, bir kere olsun AK Parti'nin hayırlı bir cümle kurmuş mu? Hiç kurmamışsınız. Bana bunu söylemiş olsaydınız, bunu soracağım demiş olsaydınız ben size sayfalar dolusu getirirdim. Önünüzde bilgisayar var açın bakın. AK Parti'nin anti-emperyalist olduğunu, evet, anti-Amerikancı olduğunu. Anti-emperyalist bir mücadele olduğunu Sayın ve Başkanım, DSP'nin de ilgili bu mücadele. Bakın Kıbrıs olayını düşünün. Kıbrıs olayında 2010'daki anlam planı sürecinde o dönemki iktidar AK Parti değil miydi? Evet. Sera oydu değil mi? Hı-hı. Peki... Yes ve annem dedirten kimdi? Genel Erdoğan'dı. DSP ne diyordu? İki devletli çözüm diyordu. Orada devlet var çünkü 1985'te kurulan devlet var. Tarihlerine bakın. Sayın Başkan, yani övdüyseniz AK Parti'yi de sitenize koymamışsınız o zaman. Hayır efendim. Var orada. Siz incelememişsiniz. Nasıl? Evet.
Ve daha sonra AK Parti iktidarı Kıbrıs'ta iki devletli noktaya geldi. Geçtiğimiz 2021'de miydi pandeminin başladığı? Hı hı. Ben Kıbrıs'a gittim Ersin Tatar'ı desteklemek için. O dönem Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı'ydı. Ve Türkiye'de Ersin Tatar'ı AK Parti'den başka destekleyen parti yok diye propaganda yapılıyordu. Bunu Murat Gezici'ye sorabilirsiniz. Kendisi beni aradı. Hı hı. Siz dedi açıklama yaptıktan sonra burada seçim döndü. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Akıncı'yı destekliyordu. Ama Ersin Tatar Ekim'de ertelendi. Açıkça destek seçimde vermiyordu. Canım açıkça kapalıca ben açıkça başkan, destek veriyordum. CHP ile ilgili her türlü aleyhte yorum rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Söylüyorum. AK Parti ile ilgili hayır onu da şey söyledim ya. Mustafa Akıncı açıklanan CHP desteği olmadı. Bakın İsmail Bey biraz önce 2010 olayını anlatırken ben AK Parti eleştirmedim mi? Yanlış mı dedim? Eleştirdiniz. Eleştiriyorum. Ama bakın siz dediniz ki 2015'ten sadece sonra. Bakın sadece o değil. Birçok konuda özellikle sınırda mahkemelerin kurulması olayı, YPG'lilerin Kobani'ye geçirilmesi olayı, buna benzer birçok hadisede AK Parti yönetimi iktidardaydı. DSP değil. Tamam eleştiriyorum abi işte. Ama bugün iki devletli çözümü dayatan bir AK Parti iktidarı var.